Hazreti Saad'ın radıyallahu an şehit olurken son tavsiyesi. Müslümanların ağır bir sınavdan geçirildikleri Uhud günü, arkadaşlarının peygambere duydukları sevginin belki de en yoğun biçimde ve en fazla sayıda gösterildiği ispatlandığı bir gündür. Öyle ki bir sabahla akşam arası kadar kısa bir sürede kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün peygamber ümmetine peygamberini sevmenin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun uğrunda onun eliyle insanlığa getirilen din uğrunda fedakarlıkta bulunmanın ne demek olduğunu hayatları pahasına göstereceklerdir. Medinelilerden Sa'd bin Rebi radıyallahu an daha Akabe'de Hazreti Peygamber'in elini sıkarak ona biat etmiş, muhacir kardeşlerine kucak açıp Malının yarısını onlarla seve seve paylaşmış yiğit bir Müslümandır. Uhud günü de sevgisinin, bağlılığının, yiğitliğinin hakkını verir, kıyasıya çarpışır. Savaşın bitimine doğru 12 düşman askeri tarafından kuşatılır ve ölümcül bir biçimde yaralanır. En ağır yarası göğsünden girip sırtından çıkmış olan bir oktur. Kainatın övüncü sallallahu aleyhi ve sellem bir ara çevresinde onu göremeyince merak eder. Arkadaşlarından Muhammed bin Mesleme'yi gönderir. Sa'd'ı arattırır. Muhammed radıyallahu an Sa'd'ı radıyallahu an vadinin en sonunda bir sürü cesedin arasında bulur. Son nefeslerini alıp vermektedir. Ve son nefesler hayatın bütünü gibi yine en sevgili için tüketilecektir. Allah'ın elçisine selamımı söyle ve de ki: Ben şu anda cennetin kokusunu alıyorum. Arkadaşlarımıza da şunu söyle. Kirpiklerinizi açıp kapatacak kadar gücünüz olduğu halde Allah'ın elçisine sahip çıkmaz, onu korumazsanız yarın ahirette Allah'a verecek bir cevabınız da olmaz. Sonra Saad'ın o güzel başı yana düşer. Radiyallahu an. Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudise Sirruhu Uhud Gazvesi Sayfa 43 29 Kasım Mevlana Takvimi